Merhaba çocuklar. Bugün birlikte doğa olaylarını, doğal afetleri ve doğal afetlere karşı alınacak önlemleri işleyeceğiz. Doğada kendiliğinden meydana gelen olaylara doğa olayları denir. Doğa olayları denince aklımıza iklim ya da hava şartları gelir. Bulutlardaki su buharının soğuk hava ile karşılaşması sonucu yağmur, kar, dolu gibi yağış şekilleri oluşur. Bu yağış şekillerinin yanında rüzgar ve sis gibi gün içerisinde gözlemleyebileceğimiz doğa olayları da vardır. Bu olaylar hava durumunu belirler. Bizler günlük hava durumuna göre yaşamlarımızda önlemler alır, işlerimizi, tatil planlarımızı, ulaşım şekillerimizi, hatta kıyafetlerimizi bu doğa olaylarına göre şekillendiririz. Özellikle çiftçilerin, balıkçıların, şoförlerin ve pilotların yaptıkları işler hava koşullarından yoğun bir biçimde etkilenir. Şimdi gelelim bu doğa olaylarını incelemeye. Yağmurla başlayalım. Bulutlardaki su buharının soğuk havayla karşılaşması sonucu yeryüzüne damlacıklar halinde düşmesiyle yağmur oluşur. Kar, yüksek bulutlardaki su damlacıklarının büyük bir bölümünün soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşmesiyle oluşur. Dolu, su buharının bulutlardan yeryüzüne inerken soğuk havayla karşılaşıp katılaşması ve buz toplarına dönüşmesiyle oluşur. Rüzgar, sıcak havayla soğuk havanın yer değiştirmesiyle oluşur. Şiddetine göre meltem, fırtına, hortum, kasırga ve tayfun gibi çeşitli isimler alır. Sis, nemli havanın yere yakın yerlerde soğumasıyla oluşur. Bazı doğa olaylarının şiddetinin artmasıyla doğal afete dönüştüğünü görebiliriz. Doğal afetler insanların etkisi olmadan, aniden, kontrol dışında gerçekleşen, önlenemeyen, can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Şimdi de doğal afetleri inceleyelim. Sel, şiddetli yağışlar ve eriyen karların oluşturduğu sular sel baskınlarına neden olur. Sel çevreye büyük zararlar verir. Orman yangını, yıldırım düşmesi gibi doğal sebeplerle çıkan ormanların bir kısmının ya da tamamının yanmasına sebep olan yangınlardır. Heyelan, eğimli yerlerde fazla yağış nedeniyle toprak suya doyar. Bu yüzden de kütleler halinde aşağıya doğru kaymaya başlar. Bu olaya heyelan ya da toprak kayması adı verilir. Çığ, dağın tepesinden kopup yuvarlandıkça büyüyen kar kümelerine denir. Çığ genellikle karın çok yağdığı eğimli bölgelerde görülür. Can ve mal kayıplarına neden olur. Fırtına oldukça hızlı esen rüzgardır. Kendi kuvvetinin yanında çevresini de etkiler. Özellikle denizlerde veya okyanusta suları kabartarak büyük dalgalar oluşturur. Çok sayıda mal kaybına sebep olabilir. Hortum, silindir şeklinde dönen ve sürekli yer değiştiren bir rüzgar türüdür. Bulutlardan yere kadar uzanır. Büyük bir yıkıcı güce sahiptir. Erozyon, toprağın akarsular, seller, rüzgar gibi etkenlerle aşınıp sürüklenmesine denir. Deprem ise yer kabuğunun ani ve şiddetli sarsılmasıdır. Depremde yollar, evler, köprüler, elektrik direkleri ve insanlar zarar görebilir. Ne yazık ki doğal afetlerin oluşumunu engelleyemeyiz. Ancak yıkıcı etkilerine karşı çeşitli önlemler alarak olası zararları, can ve mal kayıplarını en aza indirebiliriz. Gelelim şimdi doğal afetlere karşı alabileceğimiz önlemlere. Sel için, sel olduğunda akarsular taşar, tarla, bahçe ve evler sular altında kalır. Bu yüzden akarsuların önüne setler ve barajlar yapılmalıdır. Evler ve yollar akarsu ve dere kenarlarından uzak yerlere yapılmalı, ağaçlandırmaya önem verilmeli, ormanlar korunmalıdır. Heyelan için,
Heyelanın etkilerini azaltmak için eğimli arazilere ev ya da yol yapılmamalı, ağaçlandırmaya önem verilmelidir. Çığ için, çığın etkilerini azaltabilmek için yüksek yerler ağaçlandırılmalıdır. Ev ve yollar çığ tehlikesi olan yerlerden uzakta yapılmalı. Böyle yerlerde yüksek şiddetli sesler çıkarılmamalıdır. Hortum için, hortumlar ağır cisimleri yerlerinden kaldırabilecek kadar güçlüdür. Hortumun verebileceği zararlara karşı önlem olarak ağaç dikmek, evler ve çatılar sağlamlaştırmak önemlidir. Erozyon için, erozyondan korunmak için ormanları ve bitki örtüsünü korumalı, bol bol ağaç dikmeliyiz. Orman için, yıldırım düşmesi gibi doğal olaylarla çıkan orman yangınları için Alo 177 orman yangın hattını arayarak en hızlı şekilde müdahale edilmeli. İnsan kaynaklı orman yangınlarının çıkmaması için ise doğaya çöp atılmamalı ve kesinlikle ateş yakılmamalıdır. Deprem içinse deprem anında, deprem sonrasında ve deprem öncesinde alınacak çeşitli önlemler vardır. Deprem öncesinde alınacak önlemlerle başlayalım. Evlerimizi fay hatlarına ve yumuşak zeminlere yapmamalı, sağlam ve dayanıklı malzemelerden, gerekirse raylı sistemler kullanarak evler yapmalıyız. Özellikle deprem bölgelerinde çok katlı binalar yapmamalıyız. Evimizde devrilme tehlikesi olan tüm eşyaları duvara sabitlemeliyiz. Mutlaka bir deprem çantası hazırlamalı, gerçekçi tatbikatlar yaparak deprem anında nasıl davranılması gerektiğinin planını yapmalı ve toplanma alanları belirlemeliyiz. Deprem anında yapmamız gerekenlerden bahsedelim. Olabildiğince sakin kalmaya çalışmalı ve tatbikatlar esnasında belirlenen deprem planını uygulamalıyız. Merdiven ve asansör kullanmamalı, pencere, balkon ve kolayca devrilebilecek eşyalardan uzak durmalıyız. Sarsıntı geçene kadar çök, kapan, tutun pozisyonunda beklemeliyiz. Deprem sonrasında ise doğalgaz ve su vanalarıyla elektrik sigortasını kapatmalı, kesinlikle kibrit, çakmak ve mum yakmamalıyız. Deprem çantamızı alarak dikkatlice önceden belirlenmiş toplanma alanlarına gitmeliyiz. Olası artçı depremlere karşı tedbirli davranmalı, hasarı az da olsa yetkililer izin vermedikçe evlere girmemeliyiz. Doğal afet durumlarında Kızılay, ihtiyacı olanlara yiyecek, içecek, yatacak yer sağlar ve yaralananlara yardımcı olur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yani AFAD ise doğal afet durumlarında kurtarma ve ilk yardım çalışmaları yaparak bizlere destek olur. Deprem çantamızda olması gerekenler resimde gördüklerinizdir. Şimdi bunları teker teker bir sayalım. El feneri, çakı, gerekli ilaçlar, battaniye, konserve ya da bisküvi gibi uzun süre dayanabilecek paketli yiyecekler, su, kıyafet, düdük, radyo, ayakkabı, el feneri ve radyo için yedek pil, nakit para ve ilk yardım çantası. Doğal afetlere dönüşen doğa olayları konusunda tüm bu önlemler dışında halkı bilinçlendirmeli, çevremizi temiz tutmalı ve arama kurtarma ekipleri oluşturmalıyız. Böylece doğal afetlerden en az zararla kurtulabilir, hayatımızı hızlıca normale döndürebiliriz. Birlikte cevaplıyoruz kısmına geçtik. Önce boşluk doldurmalarla başlayacağız. Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki cümlelerden uygun olanlara yerleştiriyoruz. Her zaman yaptığımız gibi. İlk cümleyle başlıyorum. Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esintiye ne denirdi? Evet, havanın yer değiştirmesiyle oluşturan esintiye rüzgar denirdi. Süpersiniz. Yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanına ne ad verilirdi? Sesleri duyamıyorum. Evet, yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanına yağmur adı verilirdi. Harika.
Hangi havalarda görüş mesafesi azalırdı peki? Tabii ki sisli havalarda görüş mesafesi azalırdı. Harika gidiyor. Kış mevsiminde görülen bir hava olayı hangisidir? Kardır. Çok güzel. Ve son boşluk doldurma sorum. İlkbahar ve yaz mevsiminde yağan ne ekinlere zarar verir? Evet, ilkbahar ve yaz mevsiminde yağan dolu ekinlere zarar verir. Süpersiniz. Geçiyorum eşleştirme sorularıma. Buradaki sorulara bir yaklaşalım. Sol tarafta açıklamalar ve sağ tarafta da doğal afetlerin verilmiş. Bunları birbirleriyle eşleştireceğim şimdi. Su baskını. Sağ taraftaki doğal afetlerden hangisinin açıklamasıdır? Su baskını. Kısaca selin açıklamasıdır. Evet, süper eşleştirdik. Bir sonraki yer sarsıntısı. Deprem. Çok güzel. Devam ediyorum. Sütun biçiminde fırtına. Neydi bu? Hortum. Harika. Devam ediyorum. Yuvarlanıp büyüyen kar kümesi. Tabii ki çığ. Son iki. Toprak kayması. Evet, heyelan. Ve son, çok güçlü rüzgar. Bu da tabii ki fırtınaydı. Harikasınız yine. Ama birlikte cevaplıyoruz kısmı bitmedi. Doğru yanlışlarım da var. Bunları da yapacağız şimdi birlikte. Okuyoruz hep birlikte. Depremden korunmak için binalar sağlam, sert, kayalık zeminlere yapılmalıdır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Evet, doğrudur. Yumuşak zeminlere yapmıyorduk binalarımızı. Sert ve kayalık zeminlere yapıyorduk. Sağlam yerlere yapıyorduk. Bir sonraki cümlem. Depremden korunmak için binalar az katlı ve betonarme olmalıdır. Evet, özellikle deprem bölgelerinde binalar az katlı oluyordu ve betondan yapıyorduk binalarımızı. Sonraki cümlem. Ağaçlar toprak kaymasına neden olur. Yanlış bir cümle. Aksine ağaçlar toprak kaymasını önlemek için çok önemlidir. Sonraki cümlem. Çığ tehlikesinden korunmak için yerleşim yerlerini dağların eteklerine yapmamalıyız. Evet, bu doğru bir cümle. Çünkü çığ düştüğünde ilk dağların eteklerine düşüyor ve burada eğer yerleşim yeri yaparsak bu bizler için tatsız olaylara sebep olabilir. Sonraki cümlem, binaları yaparken sağlam malzeme kullanılmalıdır. Evet, doğru bir cümle. Deprem olmadan alabileceğimiz önlemlerden biriydi. Sağlam malzeme kullanmak binaları yaparken. Depreme dayanıklı binalar yapmalı. Gerekirse raylı sistem kullanmalıyız. Evet, yine doğru bir cümle. Devam ediyorum. Yangın tehlikesi karşısında 112'yi aramalıyız. Hayır, neydi? Yangın için 110, orman yangın için 177'yi arıyorduk. Bu yüzden bu cümle yanlış bir cümle. Deprem anında koşarak dışarı çıkmalıyız. Hayır, bu yanlış bir cümle. Deprem anında ilk yapacağımız şey dışarı çıkmak değil, üzerimize bir şeylerin düşmeyeceği bir yerde çök, tutun, kapan taktiğini uygulamaktı ilk yapacağımız şey. Kesinlikle merdivenleri ya da asansörü kullanmıyorduk, dışarı çıkmaya çalışmıyorduk sarsıntı bitene kadar. Dolapları ve rafları duvara sabitlemeliyiz. Evet, deprem anındaki sarsıntılarda üzerimize devrilmemeleri için dolapları ve rafları ve hareket edebilecek bütün eşyaları duvara sabitliyorduk. Sel baskınlarından korunmak için doğal bitki örtüsünün özellikle ormanların korunması şarttır.
Evet, ormanların korunması sadece sel için değil, heyelan için, erozyon için ve daha birçok doğal afet için çok önemlidir. Sel baskınlarının zararlarının azaltılması için akarsu yataklarına setler yapılmalıdır. Son sorum. Ve bu da doğru bir cümle. Birlikte cevaplıyoruz da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.